bir 500 Ya bir dolar sanayi ustası kaç getireyim ben dakika buraya. video bu? Şuna bakabilir miyiz ya? İki büyük daire yap. Ama şey 500 bin dolar için 100 kıza karşı 100 erkek. Bunun parası azmış. Beğenmiyorlar. Aynen. Ve birine 100 erkek, diğerine 100 kız koydum. Ve ha, 100 saat dövüşecekler sonra mi? hangi dairede fazla insan varsa 500 bin dolar kazanacak. Ama kırmızı çizgiye denk gelirseniz eğleniyorsunuz. Hadi bakalım. Bunu Ay aldık, çok bunu iyi. Aldık. Gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Bu bir takım yarışması. Erkeklere karşı kızlar. Mücadele resmi Erkekler olarak kazanır başlıyor. Ya. Hangi daire 100 saat içinde daha fazla kişiye sahipse yarım milyon doları bütün ekip paylaşacak. Gitsek bile ekibimiz kazanırsa 5000 alacak. Bu çılgınlık. Gitseler bile. Ben dedim kızlardan niye erkek sesi geliyor? Ben de ilk başta anlamadım. Kimse mi? Aman tanrım, sadece iki kişi mi çıkıyor? Bize yalan söyleme, niye çıktın? Kız arkadaşıma onunla dışarı çıkacağımı söyledim. Bir sohbet kartı alabilir miyim? Kaç! 100 kızın hepsini burada nasıl tutacaksınız? İçimde çok fazla var. Yani kesinlikle gideceğimiz. Kaba kuvvetli. Evet. Burada durup kızlara karşı yenilecek miyiz? Hayır! Bu devam ederken çıksam birileri fark eder. Hayır, muhtemelen hayır. Bekle, aman tanrım. Hayır, sen bizden değilsin. İki adım geri at ki sana ulaşamasın. Bekle, ne olur. Bu arada kızlar yüzde hala. Ne yapıyorsun? 5000 için işimi kaybedemem. Kazandım, işi aldım. Evet, mi? Harika. Umarım 5000 kazanırsın. Pek mümkün görünmüyor. 20 dakika oldu, 5 erkek eksildi. Kız eksilmedi. Erkekler için iyi görünmüyor. Ve eğer biri kırmızı çizgiye basarsa bunu nasıl öğreneceğimizi merak ediyorsunuz. Bu iki odanın her biri 6 santimetre karesini kapsayan 65'ten fazla kameramız var. Herkesin her hareketini izleyen bir ekip. Adam işini çok iyi yapıyor ya. Size bir hediyem var. Bu şeyi nasıl kullanacağı hakkında hiçbir fikri yok. Orijinal kanal değil yani. Aynen, orijinal kanala bakalım. Ben de diyorum bir gariplik var, evet. Dur, nerede? İki büyük daire yaptım ve bunun kalitesi çok yüksek ya. Bebeğin olduğu için sizi yapmanızın bir yolu yok var. Yok ya, tam ortası yok mu? Ve eğer biri kırmızı çizgiye basarsa bunu nasıl öğreneceğimizi merak ediyorsunuz. Bu iki odanın her biri 6 santimetre karesini kapsayan 65'ten fazla kameramız var. Çok fazla, her hareketini izleyen bir ekip. Çıkıp çıkmadıklarını öğrenebiliyoruz. Size bir hediyem var. Bu şeyi nasıl kullanacağı hakkında hiçbir fikri yok. Aman tanrım, mideki gibi değil. Dikkat et, forklift ehliyeti yok. Artık tuvaletinizi yapmanızın bir yolu var. Pekala, hoşçakalın. Şimdi de forklifti sürüklüyor. Artık erkeklerin de kızların da tuvaletlerini yapacakları yerleri var. İyi şanslar millet. Kedim evde yalnız kalıyor. Yemek, su. 3 günlük kadar yemeği var ama o kadar. Yarın için işten izin almadım ve cuma günü Chicago'ya gidiyorum. Saat 3'te uçağım var. Pek çok insanın işi var ve aile üyeleri onları gece İşin varsa niye geldin? Hayır, işin varsa sen bu programa niye geldin? Bilmiyor muydun zaten böyle bir şey olacağını? Diyorum. Ama şey mantığı da yemiş belki. Şey buydu ve çıksam da 5000 dolar kazanırım. Yarışma hakkında hiçbir şey söylemedim. Bebeğin olduğu için ayrıldığını söyledim. Öyle mi? 5000 dolar mı kazanıyorsun her çıktıysan da? Hayır, şey, sen çıktıysan ama takımın kazandıysa 5000 dolar kazanıyorsun. Oha, bu arada çok şey bir hareket yani. Hani şerefsizlik bir yani. Şerefsizce bir hareket etti. Bebeğim var. Tamam. Biri bebeği olduğu için ayrılmak zorunda kaldı, sorun değil. Nasılsa yarın ikimiz de ayrılacağız. Evet, bu bittikten sonra işim olsun istiyorum. Kırmızı çizgilerdeki kameralardan biri ilginç bir şey yakaladı. Toplanın, toplanın çocuklarım. Biriniz çizgiye çok yaklaştı ve dışarı çıkıp çıkmadığına karar vermemiz gerekiyor, tamam mı? Bu dışarıda para mı, içeride mi? Peki mesela içeride kalanlar ne kadar alıyor? 500 binin ne kadarını alıyor? Kendi aralarında mı bölüşüyor? Paylaştırıyorlar herhalde, aynen. Hmm. Birkaç saniye daha oynatayım. Aynen. Bir adım attı dışarıda. Bir grup kız yardımları olmadan takımlarının kazanmasıyla ilgili kumar oynamak için ayrılıyor. Kızlar erkeklere karşı üstün geliyordu ama şimdi erkekler önde. Tam olarak 4 kişi daha ayrıldı. 5000 dolar birçok insanın hayatını değiştirdi. Benimkini değiştirecek. Hem de çok. Biz kadınız, zor şeyler yapabiliriz. Yapılmayız tatlım, ayrıldık, hepimiz çıktık. 20 kız çıktı. Belli ki bir sürü kız çıkıyor, bu iyi haber. Çünkü kaç kişi kaldıklarına dair bir fikrimiz yok. Abi erkekler kendi aralarında orada komün hayatı kurarlar var ya, yeniden inşa ederler. Yeni bir şehir kurarlar orada otururken. Bence. Ve şimdi mücadelenin derinliklerine indiğimize göre akşam yemeği için hepsine yulaf ezmesi getirdik. Bu yulaf ezmesini şu büyük para yığınının üzerinde yiyoruz. Yulaf ezmesi çok tatsız. Bu yulaf ezmesi psikolojik bir işkence. Erkekler yulaf ezmesine karşı 16 kişiyi kaybetti. Diğer taraftan kızlar sadece 4 kişi kaybetti. Kızlar, yemeğinizi beğendiniz mi? Hayır!
Ben kuru üzüm sevmiyorum. Ya sende kaç tane kuru üzüm vardı? 20 tane falan. Neredeyse başa baş. Çok çılgınca. Birbirimize çok yakınız. Soluma bakıyorum insan. Sağıma bakıyorum ayak parmak. Evet bu arada psikolojik olarak bayağı yorucu bir şey yani. 9 kız ayrıldı. Erkekler kızlardan daha iyi olmuş olmalı. Bir ay durur mu? Erkeklerden ya. Daha gürültülü ve daha iyi keşke olmak. Keşke gün falan da yazsa. Günaydın. Bunlar ilk geceden sağ çıkan savaşçı. Bu arada erkeklerin bağırma sesiyle kadınların bağırma sesini rahatsız etme derecesi aynı değil bence. Kadınlarınki çok daha kadınlar rahatsız edici. Çok pis. Evet, aynen. O yüzden bence kadınların uygulayabileceği psikolojik şiddet daha yüksek. Ben olsam sabaha kadar bağırırım. Ama bağırdıklarında kendileri de duyuyor. Öyle bak. Olsun, stres atıyorsun, öyle düşün. O zaman aa! Yani şimdi hani kadın dedik ama yani. Benim de gayet tiz. Bu da olmadı sanki. Bizim böyle bir şeyimiz vardı. Neydi o? Sen yine böyle bir abuk subuk çığlık atıyordun. Aa, asla yapmam. Hiç. Kaç erkek aldığını bilmek ister misiniz? Evet. Gidip sayacağım, hemen dönerim, geri dönmeyeceğim. 62 kişi geceyi atlattı. Şu halinize bakın. Baylar, kaç kız kaldığını bilmek ister misiniz? Ben onları saymaya gideyim, hemen dönerim, geri dönmeyeceğim. Ay. Nedenini bilmiyorum ama çocuklar yulaf ezmesi için yok. Gerçekten heyecanlılar. Yulaf! Öte yandan kızlar değildi. Yulaf ezmesi. Abi ben bayılırım ya, bir de üstüne üzüm falan. Kızlar harbiden alışık değil mi ya? Bu noktada oldukça sıkılmaya başladılar. Benim canım böylece çekti kızlar hasta. Parayla bir şeyler hatta yaratmaya başladı. Paradan atlama ipi ve seksek evet yaptılar. Bir de paradan bebekler yaptılar. Ve erkekler şey... Yok artık. Erkekler de dağılışar. İnanlarımız için bizi bağışlar. İnsanlar her şekilde dışarı çıkıyorlardı. Bazıları kazara çıktı, bazıları baskı kaldıramadı ve bu kız kazayla çıkandı salak. Yarışma... Bence kazayla çıkandı. Hadi bari kazayla çıkayım da kimse anlamasın falan diye kazayla çıkmıştır. Ahmet 5 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kedisini kurtarmak için ayrıldı. Kedim ölecek. Ne? Nasıl yani? Kendimi çok faydalı hissediyorum. Tamam da abi bunları hesaba katarak gelmediniz mi siz ya? Yani ben anlamadım. Ne zamandır burada olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorsun. Aynen öyle. Ve ödül olarak... Pekala, gözlerinizdekini çıkarın. Yemeklerini önlerinde pişirmesi için Japon şefler getir. Şov zamanı. Ama vermeyecek değil mi? O zaman güzel olur. Of bu arada. Yulaf ezmesiyle 24 saat. Bu mükemmel. Az önce ne fark ettim biliyor musun? Buna lan yulaf ezmesi daha iyiydi. Bence de bu arada sezme eder sadece. Son iki saat kızların eğlendiğini duyuyoruz. Tembeler, burada teşekkür resmen ederim, çıldırıyorum. Sürprize hazır mıyız? Evet. Hadi tekrar yapalım. Sürpriz şimdi burada. Of bu arada. Ulan erkekler. Sanırım iyi hissediyorum. Daha iyi veriyorlar. Evet evet, erkeklere baya güzel bir şey verdiler. Dikkat! Hayır! Bunun sen olduğunu onaylayabilir misin? Hayır! İkinci gün pek bir şey olmadığı için Carl ve Nolan'ın yarışmacıları uyurken rahatsız etmelerine izin verdim. Erkeklere ve kızlara birbirlerinden hediye vereceğiz. Hadi yapalım. Bu erkeklerden bir hediye. Hadi çıkalım buradan. Bu gerçekten sinir bozucu. Burada bir... Gitmeliyiz. Buna daha fazla dayanamayacağım. Bu hayatımın en kötü günü. Kızlar çoktan kapattılar. Yazık! Üçüncü günün sabahı, kimse duş almadığı için burası kötü kokmaya başladı. Hala diri. Ay dışarı üç gün boyunca çemberin içindesin ya. Ve sırf hani sen o kadar kalıyorsun, senin takımdakiler mesela pes etti diye kaybediyorsun. Aslında sen sana kalsa kalacakmışsın mesela yani. Abi peki şey mi? Yani bir süre var. O süre bitince en çok kim kalırsa o mu? Hayır. Yoksa... Full sınırsız. İstediğin kadar kalabiliyorsun. En son kim kalırsa o. Tamam. O zaman fark etmez ki. Nasıl fark etmez? Sen daha demin ne dedin? Şey demedin mi? Sen belki kalmak istiyorsun ama... Hayır bak düşün mesela. İşte aynen sen kalmak istiyorsun. Mesela kalacaksın. Gideceği yere kadar gideceksin diyelim. 10 gün. Kal o zaman. Gün, takımı gün, on... çıksın. Ha doğru lan, tek kişi kalsa bile kazanabiliyorsun değil mi? He, 100 saatmiş ama. Tamam öyle değilmiş. Süre bitince en çok hangi takımda kaç kişi varsaymış.
Okey, okey. Tamam işte ben bu mantıkla düşünüyorum. O zaman aynen, senin dediğine aynen, çıkıyor. Aynen. Ben de bu aslında onu düşünerek yapmadın da şimdi hayır, burada yemeyelim. Hayır, ben mantığı ters kurmuşum da düşündüğüm şey buydu yani. En iyi de sen düşünüyorsun. Hayır, mantığını düşündüğüm şey buydu aslında. Ya sen en sona kadar kalıyorsun, sen en iradelisin ama senin takımdaki herkes çoktan gitmiş. Sırf sizinkiler gitti diye sen kaybediyorsun. Falan yani. İlginç. Protein tozlarından da anlayabileceğiniz gibi burada cinnet geçiriyoruz. Aklımızı kaçırdı. Dün gece bu adam Nolan'a Bursa için çevrim içi toplantısı olduğunu söyledi. Nolan ona bir takım elbise ve dizüstü bilgisayar getirdi. Bu arada bu video LGBTQ artı grubu yapmadığı için linç yemiş Zekio. Nasıl yani? Bildiğin. He, kadın ayrı erkek. Cinsiyet olarak ayrı şey yapmadığı için mi? Aynen. LGBT'liler aynen. Diye açmadığı için aynen. O zaman Atak helikopteri diye de cinsiyetler. Onlar da kızmış mı? Niye Atak helikopterleri yok diye. Bu kötü bir fikir gibi görünüyor. İstersen bize biraz kendinden bahsederek başla. İlk öğretimde okuyorum. Herkes kadraja girsin ve sadece... Şu anda Bay Bist'in videosundayım. Hepsi arkamda bir şeyler yapıyor. Çok kararlı. Ne gibi hayat dersleri alındı? Bütün gün parti, bütün gece parti. Kevin, soğukkanlılığını iyi koruyorsun. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Galiba bursu alacak. Hoşça kalın, teşekkürler. Kevin. Erkeklerin ne durumda olduğunu merak ediyorum. Tahminen 35'lerdir ne dersin? Kabadayı olmaya başlayacağım. Aslında aklımı kaybetmeye başlıyorum. 43 saat oldu ve ekipleri için bedenlerini ortaya koyduklarından bir ödülü hak ediyorlar. Bu yüzden bu mavi arabayı özel olarak paketleyip portatif tuvalete sakladım. Ve buraya bu pembe arabayı özel olarak paketleyip saklayacağım. Anahtarı alıp buraya saklıyorum. Ve bu portatif tuvaletlerde anahtarları ilk kim bulursa araba onun olacak. Ama tuvalete yerleştirdikten sonra oturup insanların anahtarı bulamadan içeri girip çıkmalarını izledik. Aman tanrım dışarı çıkıyor. Ay. Ah anahtar yok. İkinci kişi içeri girdi. Tam olarak oraya giren herhangi biri araba kazanır. Bu arada aşırı sinir bozucu. De geliyor. Eli boş. Birinin bulması sonsuza kadar sürebilirdi. Bu yüzden Carla erkeklerin tuvaletini kontrol etti ve aslında anahtar gitmişti. Kim aldı? Ben aldım. Aa işte orada. Evet. Zamanı aldı çaktırmamış ya. Aynen o da. Çocuk direkt... Lan insan bir sorgular burada niye anahtar var? Hayır bir de hani bu anahtarı niye alırsın ki? Hani sorgulamayı da geç. Hani sana ya, ait değilse mesela. Almış saklıyor. Hani aldı. Aynen mesela ne alaka mantığı yok. Öyle alayım anahtarı olsun. Arabasıyla benzin alayım suçluna $5,000 verin. Sonra çocuklar şey... Tamam bak şimdi arabayı aldığı için çıktı. Belki çıkmasa daha çok kazanacaktı. Araba fiyatından. Ha, araba yanında çıkmış mı oluyorsun direkt? Adam arabayı sürdü gidiyor. Tamam geri gelir o ya şimdi. Gelir mi? Gelir bence. Arabayla kızların orayı basıyor değil mi böyle? Aynen bizlerinden geçiyor. Evlerindeki tek gizli ödülün araba anahtarı olmadığına ikna oldular. Böylece aramaya başladılar. Ve camı kırdık. Altta bir şey bulmaya yardımcı olur. Buradaki en zararlı kişi oh. Olmak nasıl bir duygu? Oldukça eğlenceli. Hayır şimdi bir tanesi araba buldu her ya belki başka bir yerde bir şey vardı diye arıyorlar. 50 saat dayandılar. Mücadelenin yarısını bitirdiniz. Kutlamak için Rubik küplerini getirin. Kızların önünde 100 Rubik küpü var ve erkeklerin önünde 100 Rubik küpü daha. Tüm Rubik küpleri önce hangi ekibin çözebileceğini görmek için bir yarış bu. Hangi takım kaybederse kendileri yarı yarıya kalır. Bir tane bilen diğerleri kim çözebiliyor mu acaba? Aa! Tarafı çöz, gerisini o halleder. Bu yarışma başlayana kadar bir erkeği fark etmemiştik. Tam anlamıyla ona veriyorlar. Ve gerçekten sadece tek bir kız Rubik küpünün nasıl çözüleceğini biliyordu. Bütün bu kişiler arasında Rubik küpünü çözmeyi öğrenen tek kişi o. Uyu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 y
Sadece 99 tane kaldı. Current paranın işleyişini değiştiren mobil bankacılık uygulamasıdır. Eski bankalar size her türlü ücretle vurur ama Current'ın aylık ücreti yok. Bu arada tamamen erkekler kazanacak gibi görünüyor. Current'ın normal gibi mobil yani. Bankacılıktan farklı kılan şey birikimlerinize %4 faiz veriyor olması. Tasarruf hesabın sana %4 veriyor mu? Evet, çünkü ben Current kullanıyorum. Ya gerçekten alıyorsun. Gerçekten alıyor. Altısı çözüldü. Şimdiye kadar 8 Rubik küp çözüldü. Elimden gelen bu. Beyaz tarafın dışarıdan böyle görünmesi gerekiyor. 25'i tamam. Ve eğer direkt para yatırma işleminizi Current üzerinden yaparsanız paranızı 2 gün önceden alabilirsiniz. Erkekler direkt kızların önüne geçtiğinden işleri ilginç hale getirmeye karar verdim. Küpleri nasıl çözebileceğini bilen tek adama hemen gitmesi için 10.000 dolar teklif edeceğiz. Hala çözmesi hoşuma gidiyor. Burada 10.000 var, çemberden çıkıp alın, gidebilirsin. Alın bakmalar çizi. Yap dostum, hadi. Dışarıdayım. 10.000 bu, ben giderdim. Hey! Değil mi? 10.000'dir.
küpler seni çıkarıyor. Küpleri nasıl çözeceğini bilen adama gitmesi için para verdim. Şimdi hepsi boşa gidebilir. Bu yüzden benim için kazan. Neredeyse yarısını bitirdim. Kızlar hala kaybediyor. Current şu an 25 bin dolar vermeme yardım ediyor. 100 kişi 250 dolar kazanacak. Sadece bağlantıyı tıklayın ve girmek için BIST 250 kodunu kullanın. 250 doları kazanmasanız bile Current'ı yükleyip kaydolan ve bu kodu kullanan herkese kişisel olarak bir hediye vereceğim. Yani henüz yapmadıysanız açıklamanıza tıklayıp Current'ı hemen indirin. Bana bir tane daha ver, bunu tekrar yapabilirim. Daha hızlı yap, beni deli ediyorsun. Bu son Rubik küpü titriyor. Umarım kızlar mucizevi bir şekilde yetişir. Aman tanrım! Macenina! Erkekler kazandı. Kriz çekilmek istiyor. Aa evet. Olamaz. Kızların çemberi yarı yarıya azaldı çünkü erkeklere karşı çemberleri mücadelesini kaybettiler. Ve bir Rubik küpünü nasıl çözeceğini bilen tek kız sonunda ayrıldı. Umarım bütün çabaları boşuna değildi. 96 Rubik küpü çözdüm ama yine de kaybettim. Üçüncü gecenin başlamasıyla hangi takımın daha kolay baştan çıkacağını öğrenmek istedim. Bu boş bir evrak çantası. Onu çemberin dışına koyacağım. Bakalım birini çıkarabilecek miyiz? Kesin çıkar erkekler. Ha, yaptım. Yaşasın. Evet. Evrak çantası boştu. Sonra Nolan başka bir evrak çantası koydu. Lütfen evrak çantanı al. Hadi ama. Ve çocukları tekrar kandırdı. Ve mısır gevreği aldı. Hiçbir şey yok. Ve tekrar. Ve tekrar bir çocuk çemberden ayrılmadan onu almaya çalışırken çıktı. Göreyim seni. En azından o çantada ne olduğunu anladın. Tabii ki aynı numarayı kızlar üzerinde de denediler. İçinde para yok. Aptal gibi görüneceksin. Evet biliyorum. Boş bir çanta. Pekala. Kızlar açıkçası erkeklerden daha zeki. Saat gece bir. Hepimiz kaybediyoruz. Çevremizi ikiye böldüler. Maya varsa. Ve deliriyoruz. Bu kadar yaklaştığımıza inanamıyorum. Üç günün sonunda her iki takımın da yarım milyon dolar kazanma şansı var. Resmi olarak 70. saat. Sizce geriye kalan hala kaç kız var? Ben herhalde içerideki herkesin hikayesini dinlerdim. Yani artık 30'larda olduklarını düşünmüyorsunuz. Dördüncü gün kızlardan biri bana bir sürpriz olduğunu söyledi. Pozitif tuvalette araba anahtarı buldum. Kızlara söylemek istemiyoruz çünkü onların çıldırmasını istemiyoruz. Tamam, bir saniye. İşte yepyeni araban. Hey Chris, çizerse birlikte gelir. Dışarı çıkmana gerek yok ama ne zaman çıkarsan yeni araban orada olacak. Kesinlikle. Bak eksik çıkmak zorunda değilmiş. Özveri budur. Dev kırmızı düğmeli bir podyum var. Onu oraya koyup hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım biri basacak. Ya bu erkeklere çok oynuyorlar ama. Evet ya, erkekler düğme de var. Düğme ne işe yarıyor? Her kendini şeyi ikiye bölüyor. Bu çok şüpheli. Tedbirli ama akıllı oynuyoruz. Ne olduğunu bile açıklamadı ve çocuğu her şeyi tutuyorlar bunlar da. Evet Mekala Baylar, bunun ne işe yaradığını biliyor musun? Hayır. Çemberinizi ikiye ayırın. Hayır. Mekala, ben gidip sprey boya alacağım. Herhangi biriniz buna bastı mı? Hayır. Tamam, güzel. Erkekler berbat. Nasıl hissediyorsun? Berbat. Evet. Benim için bir kez alkışlamak ister misin? Şimdi o da boyandı. Kızlardan biri kameramanımızı erkekleri gözetlemek için bir drone ödünç almaya ikna etti. Drone'un kontrolleri bizde. Onu erkeklere doğru uçuruyoruz. Aman tanrım dostum. Biz erkekler bunu da almaya çalışıyoruz. Erkekleri neredeyse görüyorduk. Şu adama bak. Ve dördüncü gece kendi yemeklerini pişirmelerine izin vermeye karar verdik. Çok iyi ya, çünkü bu arada acıktım ben. Olacak. Tam tamına 85 saatimiz var ve şu anda çok yaklaşıyoruz. Ayrılmayı düşünmüyorum, hayatta olmaz. Çoğumuzun dayanacağını sanmıyorum. Bence kızlar kazanıyor. Mücadelenin son 10 saatinde çemberlerin her birini 10 bölüme ayırdık. Artık mücadelede son 10 saat ve etrafınızda 10 bölüm kaldı. Acıktım. Yani kırmızı çizgilere dokunursanız dışarıdasınız demektir. Ve her saat hangi bölümü kapatacaklarına karar vermek zorundalar. Bence ilk tercihimiz bu olmalı. Bu da oldukça ilginç konuşmalara yol açtı. Portatif tuvalete dokuzunu sığdırıp yakınlaşabiliriz. Pekala çocuklar, karar verdiniz mi? Çok hızlı seçiyorum, bunu kapatıyoruz. Son karar! Ne? Bu mu? Tamam. 90 saat sonra bile başa baş olması istatistiksel olarak o kadar imkansız ki bence çok çılgınca. Bir saat doldu çocuklar, hangisini dolduruyoruz? Bekleyin, para havuzu mu? Kendilerinden emin görünüyorlar ve anlaşmayı anlamadılar. Bu taraf. Tamam. Geldi. Zamanı geldi. Bu. Çocuklar, neyi spreyliyorum? Havuz yok. Havuz yok.
Sadece 4 saat kala ekipler kalan alanı en iyi nasıl kullanacaklarını gözden geçirdi. Para havuzunu ortadan kaldırmamızın bir yolu yok. Para havuzu ya da portatif tuvalet. Bunu yaparsak ve sonra azaltırsak... Buraya kadar gelenler çıkmaz bence bu arada. Sonra bu oldu. Çocuklar, çocuklar. Işıkları değiştirin. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Kırmızı çizgi boyunca sürüklenen bir parmak göreceksiniz. Xavier, belli ki dokunmuştum. Sadece Xavier değil, buradaki bu adam portatif tuvaletten çıktıktan hemen sonra bastı. Sonrasındaki tepkilerinize bakın. Aslında bir üçüncü var. Bu kim? Güzel. Güzel, koyayım buraya gelin. Bunun için üzgünüm. Özensiz olduğumuz için insanları kaybediyor. Bunu bırakıyoruz, değil. Bundan sonra herkes dikkatliydi ve mücadelenin son saatine kadar sürdürdüler. Resmi olarak son saat. O zaman Chris işe koyulsun. Portatif tuvalete bir grup erkeği yığmak zorunda kalacağız. Aman tanrım, orada kaç kişi var? Bu son saat. Kimin nakit olarak 20 milyonu alacağını belirleyecek. Ay. Bunu başaracağız. Umarım 33 yeterlidir. Kazanacağız! 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 Kızlar belki bu düğme olayında kazanmış olabilirler bu arada. Bayan bayanlar, mücadelemiz resmen sona erdi. Benimle orta alanda buluşun. Hadi gidelim, hadi. Helal olsun. Evet, işte. Bir saat kaç gün ediyor? 5 mi? Yok. Başladığımızda 100 kadın ve 100 erkek vardı. Geriye ise bu kadar kaldı. 100 saat sonra 33 erkek ve 35 kadın var. Yıldırım, teşekkür ederim. Tebrikler. Az önce yarım milyon dolar kazandılar. 35 kişi. Vay canına. Erkek arkadaşım benimle gurur duyacak. Her hala abone olmadıysanız 100 milyona yaklaşıyoruz ve bu benim için dünyalara bedel. Çok abone olmalılar mı? Çok güzel içerikler yapıyor ya bu kanaldan sonra. Kızlar mı kazandı şimdi? Kızlar kazandı. Helal olsun. Bak erkekler salak. Şeyden çok elendiler bence. Bu her gelen kutuya koştular. İşte ne her bileyim. Her boka basıyorlar ya. Hani her şeye bastılar. Ne bileyim, çizgiye de bastılar. Evet ya, bu kanal gerçekten çok çok beğendim.